Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir yıla daha merhaba demin heyecanlı yaşıyorum. 2024'de adım atarken birlikte büyük umutlar ve enerji dolu bir başlangıç yapmaya hazır mıyız? Bugün bu yılın ilk videosuna birlikteyiz arkadaşlar. Geçmişin öğretilerini yanımıza alarak geleceğe dönük büyük hedeflerle dolu bir yıl bizi bekliyor. Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar demek. Ee, sizlerle birlikte olmak, bu platformda büyümek ve birbirimize ilham vermek için buradayız arkadaşlar. Unutmayın birlikte daha güçlüyüz ve 2024'te hep birlikte yazacağımız muhteşem bir hikayenin sadece başlangıcı olacak arkadaşlar. Uçaktan korkanlar lütfen uçağa binmesinler. Binenler de lütfen kemerlerini taksın. Çünkü turbulanslar çok sert olacak arkadaşlar. Çünkü halving öncesinde halving sonrasında çok ciddi inişler çıkışlar olacak. O yüzden arkadaşlar lütfen kemerlerinizi bağlayın. Evet arkadaşlar 2024'de merhaba dedik. E, 4 gündür video atmıyordum kusura bakmayın arkadaşlar. Tabii ki e, Instagram story sayfamdan beni takip edenler güncel olarak arkadaşlar paylaşmış olduğum coinleri, pariteleri, pozisyonları zaten görüyorlar. A takım e, kadrosuna da katılarak arkadaşlar sizler de formasyon tarzı e, tahminlerimi de görebilirsiniz. Maytacık kanalımın A takım kadrosuna katılarak sizler de ileriki süreçlerde paylaşacağım formasyon tarzı tahminleri de görebilirsiniz. Şimdi Arkadaşlar Bitcoin 45.500 dolar seviyesinde ne yaptı? Likidasyon havuzunu patlattı. Bir önceki videoda zaten neler söylemiştik? 45.500 45.600 seviyelerine kadar gitmesi gerekiyor marketmeye maker'ın. Eğer aşağı yönlü hareketlerine devam edecekse buraları patlatmadan kesinlikle aşağı gitmez. Eğer yukarı yönlü hareketlerine devam edecekse de 40.000 41.000 dolar seviyelerindeki bölgeleri de patlatmadan yukarı devam etmez. Şimdi 40 bin dolar seviyelerindeki yani şu bölgelerdeki likidasyon havuzunu patlatmalılar arkadaşlar. Yani bu bölgelerde long açan vatandaşın buradaki biriken havuzları patlatılmadı. İleriki süreçlerde büyük ihtimal patlatılabilir. Şimdi gelin bakalım bir önceki videomda neler söylemişim ve neler gerçekleşmiş ona bir bakalım. Evet. evet de bakacağız. Bir de arkadaşlar önemli bir not var. Onu da videonun arasında sizlere söyleyeceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Kaçırmayınız. Önemli detaylar var arkadaşlar. Evet. gelmediği için hala yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyebilirim. Ve yukarıda bir direnç bölgesi var. 44.300 dolar seviyesi bir direnç bölgesi. Bakalım neler olacak? Hemen coinclass.com evet. sitesine geliyoruz ve Bitcoin 2 Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, 44.000 dolar ve 45.000 dolar arasında birikmiş bir likidasyon havuzu var arkadaşlar. Yani market maker burayı patlatmadan aşağı gitmez. Eğer aşağı gidecekse ilk önce burayı patlatır. Ondan sonra aşağı doğru hareketlerine devam eder. Çünkü buradaki vatandaşa çok fazla para kazandırmaz. Gördüğünüz gibi geçen 42 bin dolar seviyesindeki Bitcoin havuzlarını pardon özür dilerim likidasyon havuzlarını burada patlattılar ve daha sonra ileriki tarihlerde ileriki günlerde yukarıda biriken yani 44 bin evet. ve 44 bin 500 seviyesinin aslında biriken likidasyon e, havuzlarını patlatabileceklerini size söylemiştim ve yukarı yönlü hareketler geliyor market maker yukarı yönlü hareketlerinde patlatma yönelik hareketler geliyor. Evet Şimdi patlatma yönlü hareketler, hareketler geliyor, geliyor dedim kadar. ve zaten arkadaşlar dün itibariyle buradaki tüm hareketleri patlattılar. Yani buradaki tüm likidasyon havuzlarını diskalifiye ettiler. Dolayısıyla şimdi aşağı yönlü hareketler gelirse şimdi burada beklememiz gereken şöyle bir şey var. Tabii ki burada bir direnç bölgesi kırıldı. Direnç bölgesi ne yapacak? Test edilecek. Yani 44.600 44.630 seviyelerine belki 44.300 seviyelerine kadar şöyle bir geri çekilme yaşayacak. Ondan sonra arkadaşlar eğer yukarı yönlü hareketlerine devam ederse hacimli bir mumla yukarı yönlü hareketlerin devamını getirecek. Ama eğer aşağı yönlü hareketlerine devam edecekse de buradaki 40 39 539.700 39.700 seviyelerindeki likidasyon havuzlarında patlatmak için aşağılara inebilir. O yüzden arkadaşlar takip etmekte tabii ki fayda var ama yukarı yönlü hareketlerin sert gelmesi burayı temizlemesine yönelik hareketler oldu. Şimdi arkadaşlar tabii ki biz e, dün ne yaptık? E, pardon özür dilerim. Cumartesi günü ne yaptık arkadaşlar? E, bazı storyler paylaştık. Hemen o storyleri açalım. Bakalım neler demişiz, neler olmuş. E, hemen şöyle hızlı bir şekilde. Evet, evet. arkadaşlar 2023 yılı. Pardon. Onu da tabii göstereceğim. Runeli paritesinde. Evet arkadaşlar. Yunus bu e, Betke paritesi. Yakaladık. Bir short pozisyondan kendimize aldık çıktık. E, tabii ki ediyor arkadaşlar. Şimdi e, bekliyordum. Şimdi Wetke paritesine bir girelim. Bakalım Wetke paritesinde neler olmuş arkadaşlar. Neler söylemişiz ve neler gerçekleşmiş. Hemen Bakalım. Şimdi arkadaşlar wet cap gördüğünüz gibi bir e, saatten freme e gelelim. Gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketler geliyor. E, benim story'ümde arkadaşlar aynen söylediğim gibi yukarı yönlü sert hareketler geldi. 4 saatlikten freme e geçelim. Yukarı yönlü sert hareketler geldi. Neden yukarı yönlü sert hareketler geldi? Çünkü arkadaşlar buralarda bu bölgelerde biriken likidasyon ve stop bölgeleri hiçbir şekilde patlatılmadı. Ne zamandan beri patlatılmadı? Ağustos ayından beri patlatılmadı. Yani burada arkadaşlar short işlemi açan vatandaş tam şu bölgelerde short işlemi açan vatandaş henüz patlatılmadı. Ve arkadaşlar en sonunda iki mum hamlesiyle çat çat patlattılar. Ondan sonra tekrar e, direnç bölgesinin yani kırılan direnç bölgesi desteğe dönüştüğü için desteğin altına indi ve tekrar aşağı yönlü hareketlerine devam ediyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki burada ikili e, dip formasyonu da kendini göstermişti. İkili dip formasyonu dolayısıyla ne oldu? Burası da kırıldı. Yani boyun çizgisi kırıldı ve direnci de kırdı. Şimdi ben tabii ki bunu anladım. Aslında burası bir stop patlatma operasyonu olduğunu anladım arkadaşlar. Dolayısıyla şurada şu bölgelerde e, bir short işlemi açtık ve short işlemi açarak arkadaşlar aşağı yönlü direnç bölgesinin altına indi ve kar realizasyonumuzu yaptık ve pozisyondan çıktık. Dedik ki e, aşağı yönlü hareketler devam edebilir. Takip etmekte fayda var dedim ve aşağı yönlü hareketlerde gördüğünüz gibi devam ediyor arkadaşlar. Hemen bir önceki e, paritemize bakalım. Rune ne demişiz? Rune de neler demişiz? İki senaryomuz. Evet arkadaşlar 2023 evet. yılının son analizleri gelsin dedik. Hemen size takip etmiş olduğumuz birebir yakından takip etmiş olmuş iki tane paleteyi söyleyeceğim arkadaşlar. Rune coin'deyiz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bir oba formasyonu var. Ve oba formasyonunda iki tane senaryomuz var. Aslında iki senaryoda aşağı yönlü gitmesi gerekiyor. Ve kırılım bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada aşağı yönlü kırılım rites. Arkadaşlar hareket. çok fazla vaktinizi de almak arkadaşlar. istemediğim için ben hemen kısa kesiyorum. Yani Rune'de demişim ki bir oba formasyonu var ve ova formasyonunun seçenekleri nedir? Trend dönüş formasyonu olduğu için aşağı yönlü hareketlerin geliyor olması lazım arkadaşlar. Şimdi benim 3 tane burada gördüğünüz gibi senaryom var. Aslında bir ve ikinci senaryoyu paylaştım ama videonun sonunda da arkadaşlar üçüncü senaryoyu da söyledim. Yani dedim ki düşen bir trend çizgimiz var, minor trend çizgimiz var ve buraya temas ettikten sonra da aşağı iner. Yani aşağı yönlü hareketlerine devam eder ve tekrar bir testle aşağı yönlü hareketlerine devam edebileceğini söylemiştim. Şimdi tabii ki bizim için önemli olan buradaki düşen trend çizgisine temasını gerçekleştikten sonra yani 6 dolar seviyesinden aşağı yönlü 5.31, 5. hatta şöyle söyleyebilirim 5.24'lere kadar zaten düşmesi bizim için yeterince bir kar yapmamıza neden olacak. Yani aşağılara kadar düşmesi tabii ki iyi ama tabii ki e, gördüğünüz gibi bir önceki dip pardon bir önceki tepe seviyesini geçemediği için büyük ihtimal arkadaşlar yönümüz aşağı yönlü olacak. Bir oba formasyonu var. Oba formasyonu biliyorsunuz bir trend dönüş formasyonudur. O yüzden arkadaşlar trend çok zayıfladı. Artık aşağı yönlü hareketler gelebilir. O yüzden takip etmekte fayda var. Tabii ki burada bir fake out yaptılar. Fake out yapmazsa olmaz. Gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir kırılım geldi. Aşağı yönlü bir kırılım geldi. Tabii ki şortçular hemen atladı. Tekrar patlattılar. Tekrar aşağı yönlü bir kırılım geldi. Tekrar patlattılar. Yani buradaki boyun çizgisinde birkaç tane fekalt hareket yaptılar arkadaşlar. Ve yukarı yönlü hareketle hacimli mumla devam ettiler. Ama aslında bana kalırsa buradaki çıkış tamamen bir tepki çıkışı. Büyük ihtimal arkadaşlar bu bölgelerden aşağı yönlü hareketler gelecek. Tahmin ediyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şimdi başka ne demişim arkadaşlar? Hemen ona da bakalım. Hemen arkadaşlar ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi bir yukarı yönlü trendimiz var. Trend arkadaşlar burada kırıldı ama destek bölgesinde tutunuyor. Dolayısıyla e, yukarı yönlü hareketler gelebilir. Neden yukarı yönlü gelebilir? Hemen şunu da göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar şu bölgelerde short işlem açanları patlatılmamış. Tabi buralarda patlatılmış. Yani bunlar zaten geçerli. Buradan short işlemi açanlar evet. hala stopları buralarda patlamamış olarak görüyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey olabilir. Onu da size söylemek istiyorum. Aşağı yönlü hareketler eğer gelirse ilk önce büyük ihtimal aşağı yönlü gitmeden önce buranın stopunu patlatıp aşağı yönlü hareketlere devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamı için de arkadaşlar yukarı yönlü hareketler devamı ilk önce buradaki stopları yani long pozisyonları patlatır. Daha sonra yukarı yönlü hareketler devam eder. Evet arkadaşlar ne demişim long pozisyonların stopları patlatır daha sonra yukarı yönlü hareketler devam eder demişim. Hemen bakalım Clay'a arkadaşlar neler olmuş neler bitmiş. Hemen hızlı bir şekilde Aynen arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi resmen senaryoyu tahmin etmişim. Yani açıkçası aslında olması gereken de bu arkadaşlar. Şimdi bakın buradan long pozisyon açanın stopu buralarda olduğu için ee patlatılmamış. Burada long pozisyon açan kişinin stopu bakın buralarda olduğu için patlatılmamış. Yani dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Eğer yukarı yönlü hareketler gelecekse burayı patlatmadan market maker yukarı doğru ilerlemez. Yani buradaki kişilere daha fazla para kazandırmaz. Bakın çok sert bir düşüşle bir iğneyle arkadaşlar olabilir tüm stopları patlattılar. Yani burada biriken tüm stopları patlattılar ve daha sonra toparlanıp yukarı yönlü tekrar desteğin içine girerek yukarı yönlü hareketle devam ettiler. Tabii ki aşağı yönlü tekrar hareketler geliyor ama bizim için önemli olan konu nedir? Aşağı yönlü kırılımlarla birlikte yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini tahmin ettik. Yani dolayısıyla arkadaşlar şu bölgelerden bir long işlemi açtık 22.63 seviyesinden. Arkadaşlar 24.03 seviyesinden çıktık. Karrazosumuzu aldık, cebimize koyduk. Evet. Başka var mı? Evet, bir de şey paylaşmıştım onu da sizlere göstereyim. Egelediği paylaştık arkadaşlar. Böyle negatif bir piyasada çok güçlü duruyor. Üstüne bir de flama formasyonu var. Hedef 0.80 demişiz arkadaşlar. Peki neler olmuş? EGLD'ye bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi kırılımla birlikte gördüğünüz gibi kırılımla birlikte arkadaşlar yukarı yönlü hareketler gelmiş. Aslında bakın burası da çok sağlam bir destek seviyesi olarak çalışıyor. Burası da bir direnç bölgesi olarak çalışıyor. Şu an direnci kırdı kıracak. Ha yani şöyle ben çizgimi çekeyim. Evet, direnci kırdı, kıracak. Şuraya da bir destek bölgesi. Aynen. Bakın filama formasyonu ve filamon formasyonu içinde gördüğünüz bir yatay piyasa, ee, burayı kırıp yukarı yönlü hareketlerine devam ederse arkadaşlar dolayısıyla yukarı yönlü hareketle gelebilir. Bakın ben size geçenlerde bir pivot noktası standartları diye bir indikatör tanıtmıştım. Arkadaşlar bu indikatörü kullanmanızda kesinlikle fayda var. Çünkü pivot bölgelerin üzerinde eğer kendini atabiliyorsa bir sonraki direnç bölgesine kadar hareket edebilir anlamına geliyor. Bakın şu an gördüğünüz gibi bakın burada pivot noktasında gördüğünüz gibi 67.51'de de net bir şekilde destek sağlamış ve desteğinde gördüğünüz tutunmuş ve yukarı yönlü hareketlerle bir sonraki pivot noktası 60, 70 67 kırmış ve yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini görebiliyoruz. Yani 75-35 seviyesi birinci direnç seviyesi 82-78 seviyesi de ikinci direnç seviyesi arkadaşlar. E, ve destek seviyesi de 63.24. Dolayısıyla arkadaşlar e, tabii ki bir önceki pivot noktası da bizim için bir destek seviyesi. 67.28. Eğer buradaki pivot noktası kırılırsa bir sonraki destek seviyesi de 63.38 olarak gösteriyor. Yani bakın pivot noktasının üzerine kendini atmış. Dolayısıyla arkadaşlar yukarı yönlü hareketler de gelebilir. Yani takip etmekte fayda var. Bakın hala güçlü bir şekilde duruyor. Yani düşüş senaryo çok fazla olmadı. Evet arkadaşlar benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. E, 2024 hepimiz için hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. E, umarım iyi şekilde paralar kazanırsınız. Umarım güzel paralar kazanırsınız. Şimdi tabii ki bana mailler geliyor. Hocam işte seni tanıdığım günden beri e, hiç kaybetmedim. İşte verdiğin indikatörler gerçekten çok güzel çalışıyor. Yapmış olduğun analizler çok güzel. Arkadaşlar biz çok profesyonel üst düzey insanlar değiliz. Bakın onu açıklıkla söyleyeyim. Yani biz bu konuya iki, iki buçuk yıl gibi üzerinde çalışarak devam ediyoruz. Ben açıkçası e, Press Action evet e, Press Action'ın yanında ekstra ben formasyonlara çok değer veriyorum. Çünkü formasyonlar bir önceki insan psikolojisinin hareketleri, kopyası. Dolayısıyla üç aşağı 5 yukarı formasyonlar zaten çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir oba formasyonu hemen runi açalım. Oba formasyon olabilirliğin seviyesi nedir? Neler olabilir? Neler gerçekleşebilir? Onlar zaten oba formasyonu bilenler bilir arkadaşlar. Bakın Buradaki pivot noktasının üzerine kendine atmış direnç bölgesi 5.97'den satış yiyip tekrar aşağı yönlü hareketlerine devam edebilir. Yani hemen kapatayım bunu. Evet. Yani ben açıkçası birazcık formasyon üzerine yoğunlaşıyorum ve formasyon üzerine tahminlerim e, devam ediyor. O yüzden arkadaşlar sizler de kanalının A takım kadrosuna katılarak mevcut yayınlayacağım formasyonları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani elimden geldiğince her gün Instagram story sayfamda da birkaç tane formasyon paylaşıyorum ama e, yani gelmesi muhtemel yüksek muhtemel olanları da Mağestic kanalımın A takım kadrosuna paylaşacağım arkadaşlar 2004 yıl, 2024 yılında arkadaşlar e, açıkçası şunu da söylemek istiyorum birazcık e, Mağestic takımın e, A takım kadrosuna açıkçası daha fazla ağırlık vereceğim o yüzden bence fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar sizince mytc kanalının ana takım kadrosuna üye olunuz ve bu ileriki süreçlerde yaşanacak formasyonları ve formasyonları görebileceğimiz internet sitelerini sizlere söyleyeceğim arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum çok önemli bir dipnot olarak bahsetmek istiyorum yani yükselecek olan pariteyi pump yapacak olan pariteyi açıkçası önceden tahmin edebilmek veya trende e, girebilmek tabii ki mümkün. Onu da size göstereceğim. Mesela geçenlerde bir e, tabii ki bir e, TRB tarafından maalesef insanlar bir nevi çok pis dolandırıldı diyebilirim arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi böyle bir şey yapılması yani gerçekten çok yanlış bir hareket. Ama insanlarımız arkadaşlar aç gözlü yukarı yönlü hareketler giderken tepelerden atlayıp tekrar arkadaşlar terste kalma gibi olasılıkları var. Artık 177 dolardan 650 dolarlara kadar çıkmak belki bir yılı alabilir. O yüzden arkadaşlar bence bu tarz hareketleri pek fazla beklemin daha stabil daha volatil hareketleri takip edin arkadaşlar. Yani ben zaten TRB'yi bıraktım. Takip etmeyi bıraktım. Çünkü TRB gerçekten çok oynak bir piyasa arkadaşlar. Yani bakın buralarda bile bizi kaç kere stop ettiler. Yani yukarı yönlü hareketler, aşağı yönlü hareketler, düşüşleri bekledik. Yani açıkçası e, bir balina gibi, bir market maker gibi düşünemediğimiz için bazı noktalarda biz de stop olduk. Ama tabii ki TRB'de e, çok şükür zararımız yok ama bizi terlettiler. O yüzden çok fazla artık TRB'ye biz bakmıyoruz arkadaşlar. Bıraktık diyebilirim. Ya yani bakın burada buradaki saçma sapan hareketlere bakar mısınız? Yani yani burada resmen sizin paranızı almaya yönelik hareketler. Zaten burada da 129 dolardan arkadaşlar 183 dolar tek bir mum hamlesiyle ee, daha sonra yukarı yönlü hareketler. Daha sonra yani gel gel yapıyorlar arkadaşlar. Bakın gel gel yapıyorlar. Çıkacağım ben diyorlar. Bakın burada tekrar bir patlatma hareketleri. Ya o kadar çok ciddi volatil hareketler var ki. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan 294 dolardan yukarı yönlü 625 dolar. Tabii ki şunu söyleyeyim öncelikle. Eğer buralardan giren ve buralardan giren vatandaş tabii çok ciddi kâr yaptı. Onu da söyleyeyim. Yani hep terste kaldık. Tabii ki kötü senaryolardan bahsediyoruz ama buralardan girenler de çok ciddi kârlar yaptı. Eğer buralardan yani şu seviyelerden çıkmayı becerebildilerse gerçekten çok ciddi kâr yaptı arkadaşlar. Ama eğer ben yok şuradan atlayayım. Belki daha yukarı gider diye er girenler varsa da arkadaşlar çok ciddi de terste kaldılar. Ee, ama bana kalırsa terste kalanların sayısı daha fazla çünkü neden? Hemen onu da söyleyeyim arkadaşlar terste kalanların sayısı neden çok fazla olduğunu söyleyeyim çünkü aç gözlüğümüzden dolayı çıkan bir pariteye direkt ortadan atlamayı çok seviyoruz. Ya yani Sabırlı bir şekilde ucuzdan alıp beklemeyi hiç sevmiyoruz o yüzden bana kalırsa arkadaşlar bu tarz hareketlerden kesinlikle kaçının ama size şunu söyleyeyim ee, hemen avax ile ilgili şöyle bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer MyTG kanalımın alt takım kadrosuna katılırsanız arkadaşlar Yarın çekebilirsem, eğer yetiştirebilirsem bu trendin başlangıç aşamasını size net bir şekilde göstereceğim. O zaman tamamen bir aydınlanma yaşayacaksınız arkadaşlar. 2024 yılında en bomba videosu o olacak. Yani neye bakarak biz bu trendi onaylayacağız veya e, Avax neden bu kadar yükseldi veya başka bir yerde ne gibi hareketler olursa bu şekilde trendleri yakalayabiliriz gibi sizlere video çekeceğim arkadaşlar. O yüzden MyTG kanalımın A takım kadrosuna katılarak sizler de arkadaşlar bu efsane videoyu, efsane bilgiyi bence kaçırmamanız fayda var. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İndikatörlerimize sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar bana bir mail atmanız yeterli. Ufak bir desteğinizle birlikte arkadaşlar indikatörü sizlere kodlarını ömür boyu kullanacak şekilde gönderiyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.